Değerli boğalar, özellikle 21 Aralık, 27 Aralık neler bekliyor diyecekseniz, fikirsel olarak anlaşmazlıklar yaşayabilir. İş ve yabancı iş yerlerinizle alakalı finansal konularda ciddi anlamda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ve hatta bu sorunlar çok uzatılırsa işinizde sıkıntılar söz konusu oluyor. Mutlaka sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Ama sıra dışı olaylar sabrınızı zorlayacak. Alternatif iş bakmaya başlayacaksınız. Ama üst düzey kuruldaki bazı insanlar sizinle devam ettirmek istiyor. Karar sizin. İster gidin, ister kalın. Ama uzun süredir emek verdiğiniz yeri de gereksizce başkalarının fikriyle bırakmayın. Sahip çıkın yerinize, kimse yerinize geçmesin istiyorum. Kendi işini yapan bazı boğa burçlarında çevredeki insanlardan duyduğunuz rahatsızlık, komşularınız ya da mekan artık eskisi gibi kazanmıyor, başka bir yere mi taşısam diye düşünüyorsunuz. Evet, doğru bir karar, yerinizi değiştirmeniz lazım. Oranın enerjisi sizden gitti. Mutlaka yeni bir çevrede iş oluşumu, aynı işi yapabilir ama daha büyüterek, daha enerjisini yüksek bir noktada yapmamız sizin için hayırlı olacak diye düşünüyorum. Salı günü ortaklı iş yapanlar özellikle bazı ortaklık konularla ilgili yol ayrımı, yeni bir karar, yeni ortaklık fikirler gündeme gelecek ve bu ortaklık fikirler sizin alanınıza da işinize de gayet büyük bir başarı sağlayacağını söylüyorum değerli boğa burçları. Ama şu gerekiyor, kendinizle alakalı özellikle çocuklarınızla ilgili eğitim ya da gelecekleriyle ilgili çok fazla parayla ilgili kaygılarınız var. Çocuklarınızı ileriki hayatlarında çok başarılı ve çok aydınlık. Evet, şu an bu düşünce paniktesiniz ama onlar gelecek hayatlarında yurt dışında ve hedeflediği eğitimi ve gerçekten başaracaklar. Şu an çocuklar değil, sizin yaş alanınız, iş alanınız, düzenimizi kontrol etmemiz lazım. Özellikle aşksız boğa burçlarına bu hafta bitmeden doğru aşka, doğru yeniliğe, doğru güzelliğe enerji sağlayacaksınız ve geçmişten beklediğiniz kişiyle ilgili diyaloglar, yeni başlangıç, alternatif oluşumlar sizi çok mutlu olacak. Mutlu edecek. Evli özellikle boğa burçlarında ilişkinizle alakalı uzun süredir birbirinize vakit ayırmıyordunuz. Sevginizi, ifadenizi kullanamıyordunuz. Bu hafta salı, çarşamba bunlar daha böyle birbirinizi motivasyon yaratacak. Ve uzun süredir eş soyunuzdan kaynaklanan sıkıntılarda toparlanma, daha kendinizi özgüvenli, daha radikal hissedeceğiniz bir nokta olacak. O yüzden ilişkilerle ilgili aksilikler geride kalıyor. Birbirimizi anlama, birbirimizi daha doğru anlatma enerjimiz daha ön planda olacak. Bence güzel bir ilişki haftanız. Evet, işsiz, iş problemi, uzun süredir işsiz boğa burçları. Ocak 15'ten sonra iş konularınızla ilgili rahatlığa kavuşacaksınız. Bazı unuttuğunuz evraklar ya da vergi, çöp vergisi, bu tarz olaylarınız varsa mutlaka bunları ertelemeyin. Mutlaka bunlarla ilgili dikkate almanızı istiyorum. Uzun süredir satmak istediğiniz bir araçla ilgili kararsızdınız. Cuma günü isterseniz el sıkışabilir. Bence doğru bir satış olacak. Siz de uzun süredir istiyordunuz. Reklam, böyle medya sektöründe çalışan, özellikle pazarlama, tanıtma sektöründe çalışan ve bilgisayarla alakalı bazı işler yapmak istiyorsanız, yönetimi doğru kullanırsanız iyi kazançlar olacak. Yani kendi alanınızı bu konuda çok iyi araştırırsanız başarı ve marka kazanacağınızla ilgili ön planlar söz konusu olacak. Hatta bu fikirleri doğru temel sağlarsanız da evet, size kapıların çok yoğun şekilde açılacağını görüyorum. Yarım bıraktığınız eğitiminizle ilgili tamamlamak isteyen bazı boğa burçları, evet, bunlarla ilgili yüksek eğitim kararınız var. Eylül, yani 2021 Eylül itibariyle bu startı da vermiş olacaksınız. Çok yakın bir aile dostunuzun sağlık problemine gözyaşı dökebilir ya da belki sağlığına kavuşacağı için sevinç gözyaşı dökebilirsiniz. Sağlık olarak boğaz enfeksiyonlarınız, alerjik kulak enfeksiyonlarınız olabilir. Orta kulak ve iç kulak rahatsızlıkları gündemde, bunları ihmal etmeyelim değerli boğa burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Astrolojiden ne haber ve e-akkaya official benim Instagram sayfam, takip etmek isterseniz oradan da günlük yorumlarımı takip edebilirsiniz. Mutlu kalın, Allah'a emanet olun.